etmedebiliriz Ne tabii yaptın? ki. Neyi? Başlıyoruz. Olur. Herkese selamlar. Şu anda beni çok heyecanlandıran bir konuk var. Ya Evet, çok Oğuzhan Uğur kutlu konuğumuz. oldu. Yaşasın. Çılak çılak çılak. Alışmışım ona. Bizim programdan Alkış. kalma şeyler onlar. Evet, alkışlayın ya. Sizinkiler hep alkışlıyor falan, seni gaza getiriyor. Benimkiler bana bakıyor sürekli. Çok ayıp. Evet, Oğuzhan Uğur'la bugün beklenenin aksine başka bir şey konuşacağız. İlişkiler. Benim kafamda ilişkiler çok karışık. Acaba sizin kafanızda da öyle mi diye. Genel olarak ilişkiler hakkında sohbet etmek istiyorum. Neden ikimiz sohbet edelim bu konuyla ilgili? Çünkü tam orta jenerasyonuz ya biz. Yani bir önceki flörtten değil miyiz? Benim jenerasyon çok acayip. Yani düşün, ben tek kanallı dönemi de biliyorum. TikTok'a da giriyorum. Yani iki tarafı da yakalamış bir insan olarak. Tabii benim sen çok daha gençsin bu arada Estağfurullah. Yok. benden. Ben de gördüm. Sizin gördüğünüz her Biz şeyi neler ben gördük? çok benzer hayatlar yaşadığımız için ben sizi çok uzun yıllardır takip ediyorum Ay ve kurban çok olurum ya. Çok seviyorum. teşekkür ederim. Benzer hayatlar yaşadığımız için en azından jenerasyon da değil de ortamlarda flörtler şu an çok başka bir boyuta geçti. Bizim Öyle mi? zamanımıza ve bizim hayatlarımıza daha zordu. Seninle beraber çok daha güzel konuşacağımızı düşünüyorum. Vallahi ben de merak ediyorum çünkü şu ilişkiler diye tabir ettiğin şeyle benim uzaktan yakından alakam yok aslında. Benim hayatımda her şey böyle kanlı takip gelişti. Hani bu olsun, kesin şu olur ya da olması için yapılması gerekenler, erkek neler yapmalı, kadın neler yapmalı gibi başlıklar var ya. Hiçbirinden haberim yok. Bir şey oluyorsa bende oluyor, olmuyorsa olmuyor. Hiç zorlamıyorum olmasın diye de, olsun diye de. Tamamen kanlı takip yani. Bir bakıyorum bir gün olmuş, bir bakıyorum bir gün olmamış gibi hep gidiyor. Mesela oturup bir DM'den hayatım boyunca bir kadına yürümedim. Şaka gibi, kimse inanmıyor. Çok böyle dışarıdan çünkü tam bir piç gibi gözüksem de ama değilim. Öyle hayatta yani önüme düşen kadına böyle bir şey yazmam etmem. Ekip arkadaşlarım da şahittir böyle. Yazan insanlar oluyor. Yeni nesil flörtü görüyorum yani aslında Instagram mesajlarında ya da diğer mesaj kutularında ama icabet edemiyorum efendim. Ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Ceren benim asistanım şahit. Geçen gün bir tane hanımefendi yardırıyor. Yani benim bir şey yazmama gerek yok. O oldu zaten artık yani. Artık konuyu yatak sohbetine falan direkt geçiriyorlar. Ben ona çok şaşırıyorum mesela. Hani yatak sohbetine de değil mi? Vardır herhalde. Birkaç satır en azından bekle Adabı yani falan. vardır. Ben de cahilliğimden karşılık veremedim. Yoksa çok da güzel bir hanımefendiydi aslında. Ama ben o kanlı takibe henüz hazır değilim galiba ya da sevmiyorum o konuyu Ama pek. şimdi ilişki yaşarken de geçmiş dönemdeki iletişimle şimdiki iletişimle değişti ya. Biz ama nelerden bahsediyoruz? MSN çocukluğumuzdan falan. Nasıl sevgili olduğumuzu anlarız aslında konu başlığı. Sevgili olduğumuzu nasıl anlayacağız? Önceden bir flört ediyordun. El ele tutuştuğun anda tamam artık biz sevgiliyiz. Yani. El ele tutuştuk yani. Hani Tabii canım. elini tuttum daha ne olsun. Yani. Şimdi insanlar artık yat 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 de sevgiliyim. Sanki biri sevgili miyiz diye sorsa cool olmayacak. Hani o öyle bir boşlukta devam eden ilişkiler oluyor ve sevgili olduğumuzu ne zaman anlayacağız? Aynı eve çıkınca mı yani? Tamam artık sevgiliyiz. Bu kadar büyük değişimi yaşamıyor musun gerçekten? Yani yok, ben en son sevgilime dönüp dedim ki bence artık manita olmalıyız dedim. Sonra olduk mesela. Ama Hiç oraya gelene bununla kadar da yok bir şey yoktu. Güzel sohbet ediyorduk falandı filandı. Bir öpüşmediğimiz kalmıştı. Dedim ki abi öpüşelim. Öpüşmemiz lazım. O zaman sen hala geleneksel yaşıyorsun. Elbette seviyorum da bunu. Çünkü evet yani birçok insan birbiriyle başlık koymadığı ilişkiler yaşıyor biliyorsun. Ama başlık koyacaksak da bir zahmet ya sen ya ben koyayım modundayım ben hala. Sevmiyorum ya o hızlı dönemi sevmiyorum. Mesela düşün şimdi senin bir sene içinde kaç tane ilişkin oldu? Hiç. Hiç. Evet. Evet bu zor bulunan bir hanımefendi. Bizim ekipte mesela kızlar var. Bir gün gruba fotoğraf atıyorlar. Enişteniz falan. Ama nasıl aşkla öpüyor biliyor musun? Böyle boynuna yapışmış böyle aşkla öpüyor yani. Ne diyorsunuz? Enişteniz falan. Harika çok yakışmışsınız falan. Yalan dolan biliyorsunuz Tamam. yazıyoruz. Abi 2 ay sonra enişteniz başka bir adam. Yine aynı duyguyla böyle gözlerini kapatmış öpmüş. Oğlum tamam arama sürecinde olduğunu anlayabiliyorum da bari hani en azından tam olarak bulduğuna emin olana kadar enişteniz yazma. Ya da böyle duygulu duygulu böyle nefes vere vere el alemin adamının boynunu öpüp bize gönderme İşte fotoğrafını benim çekip. gibi mesela benim flörtüm oldu mu bir yıl içinde? Oldu. Flört. Ne yapıyorsunuz flört Ama mesela ne yapıyorsunuz? Senin böyle story'ne böyle kalpli göz atıyor. Sen de ona diyorsun ki o falan filan. İşte şarkı, müzik, biraz film, biraz böyle dijital şeylerden konuşuyorsunuz falan. Sonra flört mü oluyor yani? Yani hani olmayacak gibi mi ya falan oluyor. Yani bir ilişkiye hazır olmak çok garip bir şey değil Yorulmuyor mi? musun yavrucuğum biriyle konuşurken mesela?
flört ederken. Yorulduğum için sevgilim olmuyor zaten. Değil yani mi? Şu anda o yeni jenerasyona ben de ayak uyduramadığım için zaten evde uydurma oturuyoruz. Yahu. Benim 6-7 senedir sevgilim yoktu ve hiç sevgilim yok diye bir derde sürüklenmedim açıkçası. Yani programlarımda söylüyordum tabii ki. Çünkü artık millet diyordu ki yani hayırdır bir sıkıntı var galiba adamda falan diyordu. Sırf o muhabbetlerin üzerine şakayla kapatmıştım. Hiç sevgilin yokken hiç kadınlarla görüşmüyor musun? Niye görüşmüyorum canım? Deli miyim ben? O aynı şeyden konuşuyoruz işte. Evet. Çok kötü. Yapmamak lazım. Yani, yani tabii tamam. ki. Tamam. Ama yani. Onlar da flört işte. Onu bak. Ha, o flört mü oluyor? Ne yapıyorsun? Hiç yani merhabadan başka hiçbir şey yapmıyor musun? Kadınla yani. Merhaba deseydin ya. Şimdi hayır sevgili. Giy çabuk üstünü bir merhaba deseydin. Sevgili olana kadar ki süreç flört değil midir? Elbette öyledir. Tamam. Bu işte yani sevgili olmaya karar vermek sanki artık sevgili olduğun zaman bir sürü sorumluluk birden yükleniyor ya böyle. O sevgili olduk artık o zaman onu beğenemezsin. Bak bence böyle değil. Sanki bilgisayar toplar gibi insanlara bazı şeyleri önceden eklersin. Dersin ki bak böyle olmalı, şöyle olmalı falan. Hiç öyle bir şey yok abi bence. Akışına gidiyor her şey. Yani planlayarak götürmüyorsun bazı konuları. Özlemenin bir matematiği olamaz çünkü. Bir gün bir uyanıyorsun ve birini özlemişsin. Bu sana senin planladığın şeyle gelmiyor, formülle gelmiyor. Bir anda oluyorsun zaten. Doğal olarak öncesinde bir liste oluşturmak ya da benim sevgilim olması için şu işte ya şimdi belli sorumluluklar var falan. Bunu konuşan insanlar zaten henüz bence ilişkiye hazır değildir. Ben de çok konuşuyordum. Mesela şey diyordum bir kadın yani sonuçta erkeğim yalnızım kimseyi ilgilendirmez bir kadından ne istediğim. Evet. Bu bencillikle ve küstahlıkla hep şey diyordum bir kadın şöyle olmalı bir kadın böyle olmalı fiziksel özelliklerine kadar sayıyordum kendi kendime. Sonra bir kadın geliyor. Sana böyle yeni bir liste veriyor ama böyle de vermiyor listeyi ya böyle kıvırıp veriyor listeyi sana. Diyor ki artık listem bu ve bir süre sonra listen o olmuş oluyor. O sebeple bence ilişkilerden önce şey denmemeli. Böyle bir kadın arzuluyorum, böyle bir adam arzuluyorum ya da işte böyle bir şey arzuluyorum denmemeli. Tabii ki arzularsın ama finalde sana bunu hiç hissettirmeden o geçişi yaşatacak bir adam ya da kadın çıkıyor ve sana yepyeni listeler oluşturuyor bence. Benim aslında seni getirmek istediğim nokta neresi biliyor musun? Hiç mi bu dijitalleşen dünyada hiç mi şekli değişmiyor sence? Bence çok değişiyor. Yani birazcık da yaptığımız işle alakalı biraz daha göz önünde bulduğum kendimi ve bir ilişki yaşarken her şeyi göz önünde yaşıyorsun bir de. Evet. Ha, beni sokmak istediğin yeri anladım ben. Hep etrafımız işte yeni kuşakla dolu, dijital dünyayla dolu. Aşk öyle yaşanıyor, flört öyle yaşanıyor. Sen öyle değilsin. Ama öyle olmak, bir şey geç kalmış hissinden dolayı birazcık o iletişime kaptırıyorsun kendini. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet ama. Anlatabildin. Aslında şekiller değişiyor, başlıklar değişiyor diyoruz ya. Evet. Dijitalde falan da. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor aslında. Şimdi sen normal bir fotoğraf paylaştığında evet. onun altına gelen yorumlar o fotoğrafı paylaşma sebebini başlıklandıramaz. Birisi der ki ya bak memesini göstermek için böyle yanda ölmüş. Birisi der ki ya burnunu niye yaptırmış o yüzden yandan fotoğraf vermiş. Biri der ki efendim şu kazak bak kime mesaj veriyorsun. Yani sanat eseri yorumlamak gibi. Hı hı. Bir gün hiç param kalmadı üniversitede ve ertesi gün çok önemli bir final sınavım var. Stüdyoda fotoğraf çekmek zorundayım. Yok bütün stüdyo parasını yemişim. Param olmadığı için buzdolabını boşalttım ki 1,5 salise sürüyor öğrenciyken buzdolabını boşaltmak. Raflarını çıkarttım içi bembeyaz. İçine kadın ayakkabısı koydum. Şimdi kadın ayakkabısı neden var evde? Üniversite öğrencisiyiz ve ilişkilerin anlamı çok bozuk falan. Kadın ayakkabısı yani topuklu ayakkabı bayağı koydum. O beyaz şeyde buzdolabının içine çektim. Herkes 70 alıyor, 80 alıyor bilmem ne. Ben de onur öğrencisiyim. Yani düşürmemem lazım ortalamam ama yani yeter ki geçeyim de okul bitsin modundayım. Bıraktım kadının önüne, öğretmenimizin önüne fotoğrafları. İnanamıyorum dedi. Dedim ki eyvah patlatacak ben herhalde. Çalışan kadının evdeki yeri. Harikasın olsan 90 dedi böyle. Dedim ki işte hayat bu kadar. Evet. Yani o yoruma bağlıydı o fotoğraf. O öğretmen olduğu için o yorum benim için önemliydi. Ama sosyal mecralarda paylaştığımız fotoğrafların altındaki yorumlar senin o fotoğrafı çekiş şeklini başlıklandıramaz. Onlar başlıklandırdığı için dijital ilişkileri ya da aşkı değiştirdi zannediyoruz. Değil. Düşünsene mağaradan çıktığımızdan beri aynıyız aslında. Mağaradan çıkmadan önce adam öküz vuruyor gidip. Gidiyor öküzü duvara resmediyor. Diyor ki bunu ben vurdum. İşte bu ilk Instagram paylaşımıdır. Like istiyor yani. Diyor ki bunu vurdum ben. Sonra bunları daha rahat paylaşabilecekleri
bir ortam çıktı ortaya. Dijital mecralar, işte sosyal mecralar, Instagram'lar falanlar filan. Bunun üzerine kurulmuş mecralar. Şimdi bu zaten bizde olan bir şeyi daha hızlı ön plana çıkartıyor diye başlık değiştirmez. Aslında manitacılık da aynı. Sadece süresi kısaldı. Aslında romantizm de hala aynı. Sadece şekli değişti. Yani gidip birine sokaktan çiçek toplayıp götürebilirken şimdi çiçek emojisi atabiliyorsun. Yani konular hızlandığı için hızlı kullanmayı bilenler yine eski hayattaki gibi ilişkileri kolay başlıklandırabiliyor. Hızlı giderken panik olanlar da sağa sola çarpıp aa her şey çok değişti diyor. Bence hiçbir şey değişmedi. Sen değişmediğini iddia ediyorsun. Ben de değiştiğini iddia ediyorum galiba. Ben değişmediğini iddia ediyorum. Zamanında sadece birçok şeyi bilmiyorduk. Ya mesela şöyle örnekler vereyim. Eskiden bu kadar çok alternatif yoktu insanlar. Birbirinin alternatifi değildi. Şimdi? Değil. Yine söyleyeyim. Çin'deki fotoğrafı görüyor Instagram'dan. Çin'deki kadın gibi giyiniyor. Amerika'daki fotoğrafı görüyor. Şarkıyı dinliyor. Oradaki şarkı oluyor adam. Eskiden ufak mahallelerin içerisinde sosyal mecraları olmadan yaşayan Ahmet Emmi'yi, Ayşe ablayı örnek alan insanlar vardı. Şimdi Çin'dekini örnek alıyor, bilmem nedekini örnek alıyor. Örnek alanlar kim? Yine biziz. Yani örnek aldığımız şeyin kilometresi ya da menzili uzadı diye biz değişmiş olmuyoruz. Şimdi bir sürü Çinli, bir sürü Amerikalı var dışarıda. Ama yine ortak noktada hepimiz aynıyız. Aynıyız yani. Ya düşünsene abi, sosyal mecralar yokken bir müzik kanalının altından adın geçsin diye SMS atıyordu insanlar. Ben hatırlıyorum. Hala yapıyorlar. Çok o kadar yaşlı olmana gerek yok. Gerek yok. Hala radyoda birisi şarkı aradığı zaman şarkı göndermek, işte hani orada izlemek falan. Daha yavaş olması daha romantikleştirmiyor mu? Öyle mu diyorsun? Şey, coşuyor insanlar. Yani daha şey oluyor tabii. İşte bana o zorluk sanki daha tatlıymış, daha romantikmiş gibi. Tabii güzel bir şey kolay sonuçlanacaksa ona bir mücadele şart. Sen de o mücadeleyi zaman olarak şu anda kafanda başlıklandırıyorsun ama bence değil. Ben öyle düşünmüyorum. Ya çünkü niye biliyor musun? Fazla seçeneği olduğunu düşünen insanlar. Ama bu sensin. Yaşama ve tüketme şekilleri çok hızlı. Şimdi diyeceksin ki onlar bizi ne ilgilendiriyor? Aslında bizi ilgilendiren şey ne biliyor musun? Gittikçe çok ben çok o jenerasyonla muhatap olduğum için farkındayım. Çok derin bir mutsuzluk ve çok yüzeysel ilişkiler yaşıyorlar. Çok yüzeysel. Sen hiç farkında değilsin galiba bunların. Gençlik elden gidiyor. Ya hayır, gençlik elden gidiyor değil de Instagram diye bir şey var. Önceden Facebook vardı. Facebook'ta ilişkisi var yapardım birbiriyle. Hatırlar mısın? Hiç yaptın mı? Yok, yapmadım. Hiçbiriyle yapmadın mı? Hiç kısmet olmadı. Ya. Çok isterdim ama vallahi olmadı. Bununla yani bunun ilişkisi varları hatırlamaz mısınız ya? Tamam, artık onlara kimse dokunamaz. Kimse işte yani falan. Onlara ilişkisi var. Şimdi sevgilin de olsa ne olursa olsun insanlar yazmaya işte çekinmiyor. Bir saygı yok artık. İlişkiye bile saygı yani yok. Ama şöyle düşün. Şimdi eskiden de mesela kocasını işe gönderen bir ev kadını kapıcı tarafından tacize uğrayabiliyordu mesela. Ya da karşı komşusu ona iş atabiliyordu. Herkes her zaman herkese parmağına taktı yüzüğe bakmaksızın sadece cinsiyetiyle yürüdüğü için eskiden beri şu anda da aynı şeyleri sosyal mecralarda daha hızlı görüyorsun. Mesela zamanında kimse sana bunun fotoğrafını gönderemezdi. Şimdi kadınlara böyle herkes boy boy bunun fotoğrafını gönderiyor. Bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl falan diye gönderiyorlar. Bana neler geliyor biliyor musun? Ya şaka, kafayı yersin yani. Böyle hani dersin ki orada kadının sosyal mecrada bile olsa bir ağırlığı vardır canım. Erkek ağırlıktan hani şey değildir, belki muaf değildir ama erkek kadar da pervasız olamaz dersin. Ama bir fotoğraflar geliyor yani. Gerçekten utanmasam görüldü yapacağım. Ama yapamıyorum tabii. Peki. Böyle SS'ini alıp büyütüyorum. Peki şu an mesela Oğuzhan Uğur bir kadını görse, beğense ve hoşlansa onu nasıl ifade eder? Sosyal medyada değil mi? Yani daha hızlı değil mi? Yoksa eski zamandaki şartlara göre mi yaşar ve yavaş ilerletir? Ne yapıyor yani? Hani İnan bana bu hızı kullanmıyor mu? Kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Ve bugüne kadar da çok ciddi söylüyorum. Maalesef bu bir zayıflıktır. Bir övüneceğim bir durum değil yani. Ya bir kadına yürümedim dedim ya. Yani kadının, ya benim çok kötü yani durumum. Çünkü kadının bana yürümesi gerekiyor bir kere. Beni hayatta yani oturduğum yerden kaldıramaz. Ben gidip yürüyemem. Yürüyen kadını da benim beğeniyor olmam. Evet, beğeniyor çok olmam beğeniyor lazım. Yani benim o yüzden bu kadar süre manitam olmadı. Seni beğeneni de gözünde bir de -5 düşürüyorsun yani. Diyorsun ki bu beni beğendi diye kesin bunda bir sıkıntı var falan diyorsun, tamam mı? Anladım ya. Ama yine de ne olursa olsun bazen o şans ya da o şey sana vurabiliyor.
%100 çok, oluyor çok yani. Çok nadir evet. oluyor ama ben mesela çok kadın beğeniyorum efendim. Instagram keşfetine giriyorum diyorum ki ya bu dedim normalde bu kadın bana sopayla dokunmaması lazım. Ama oradaki beğenimle bunu ilişkiye çevirdiğim kısımda bende bir düğüm var. O düğümü aşamıyorum yani. Mesela çok beğeniyorum tabii kadınları. Ama her beğendiğim kadına da ya bu var ya üstüme koca getirse ses etmem falan diyeceğim fantazilerim yok. Ne güzel kadın falan moduna geçtim artık. O kadar. Harekete geç. Bence kendi beğendiğin, kendi hoşlandığın insana... Mesela ben onu daha çok severim. Ben gideyim ve bir şey yapayım. Sen daha kıymetli oluyor kendi yaptığın bir şey. Tabii. Değil mi ya? O sende... Öyle elbette öyle. Ama ben onu ilişki esnasında saklıyorum. Ha. Tabii. Yani ilişkiden önce çünkü gerçekten dediğim gibi attığın tweet'i bile tamam mı başkası okuyacak diye atıyorsun bir kere. Ya da herkes belli bir şeye ses çıkartıyorsa o minvalde bir tweet atıyorsun. Yani o tweet atan sen değilsin. Fotoğraflara bakıyorum. İnsanların yaşam tarzına bakıyorum Instagram'da. O da o değil. Yani bir kadın böyle harika bir gün portakal suyumda başladım falan. Belki ölüyor o sırada. Orhan Gencebay dinliyor arkada. Bilemezsin ki. Öyle bir yalan dolanın içinde bir kadına bakıp da vay be ne kadar dik duruşlu, ne kadar güzel. Oo, bununla bir manitacılık kesinlikle düşünmeliyim diyemiyorum. Çünkü orada bir yalan dolan döndüğünün farkındayım. Ben çok mesela evde kahrolurken mutlu fotoğraf atmışımdır Instagram'a. Tabii canım. Kişi kendinden bilir işi diyorum. Oradaki mutlu fotoğrafların mutluluğuna aldanmıyorum. Ve doğal olarak oradaki fotoğraflarla kimseyi ya da Twitter'daki yazılarla kimseyi başlıklandıramıyorum. Kaç yaşımda adamım, para kazanıyorum. İşte güzel bir hayatım var bence. Ve bu sebeple artık bunun çalışarak devamını sağlamaktansa ki öyle bir noktaya da geçtim çok şükür. Artık ekmeğini yemek istiyorum bunun. Yani bu yüzden İspanya. Gideyim artık bir yerlere oradan çıkayım Küba'ya gideyim oradan Japonya'ya gitmek istiyorum mesela çok fazla. Ama bunu da sevgilinle yapmanın tabii ekstra bir kıymeti olur diye düşünüp. Belki oralarda tanışırız. Hiç yabancı biriyle manita olabileceğimi zannetmiyorum. Daha önce oldum. Abi çok da iyi anlaşsanız bir süre sonra yani aynı dili konuşmuyorsun ya. Yani böyle diyeceğim. Bunu anlatsana ben de anlatacağım. Tamam. Benim de bir tane olmuştu. Bir yerden sonra hep çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü o tribi atacak İngilizcem yok. Değil mi? O duyguyu anlatacak evet. Yani. Okey diyorum hani tamam. Ama mümkün değil. Kültürler de farklı olduğu için bir noktada kesinlikle anlaşamıyorsun. Ya atasözü söylüyorsun böyle bakıyor suratına. Hislerin de kültürü varmış yani. Katlanabileceğin evet. kadar şeye katlanabiliyorsun ama bir yere kadar yani. Sen aynı kültür insanısın. Aidiyet isterim evet tabii. Evet. Yani ona gidip de 1970'te bu ülkede dediğim zaman evet ya falan desin isterim. Evet. Ya da bir maç izlerken bir küfür ettiğimde inanılmaz, inanılmaz böyle bir küfür duymadım. Hepsinin annesini mi? Falan hani anladın mı? Böyle şaşkın ya. Çünkü o esnada kimsenin annesini düşünerek etmiyoruz o küfrü. O onu bilmeli mesela. Bilmiyorlar. Onu mu öğreteceğim şimdi bu yaştan evet, sonra? Evet zor evet. Peki mesela lisede ilişki yaşayan Oğuzhan'la şu anda ilişki yaşayan Oğuzhan arasındaki farklar vardır. Çok var tabii. Sence ne kadar değişti? Eskiden daha mı gerçekti? Ya eskiye seni niye götürmeye çalışıyorum biliyor musun? Eskiden adam mektup yazıyormuş. Bir tane mektup gidene 5 yıl bekliyormuş yani adam. Yazık. Hani, dağları falan dermişler yani. Hani şimdi birini unutma süren çok kısa değil mi? Benim değil. Kısa olanları da tebrik ediyorum yani. Geçmişte yokluğun verdiği bir mücadele de var tabii. Sosyal mecralar yokken de mesela çok fasapiso şeyler olmuş. Koluma dövmesini yaptırdım, kolyesini aldım. Hiçbir dövmen yoktu değil mi? Benim dövmem vardı, kimseyle ilgili değil. Yaptırmadım hiç, biriyle ilgili bir şey yok. Çok ama değil mi? Ne yok. Manasız. Ama sevgili olana kadar ki bölüm bana çok fasapiso geliyor. Bir de o esnada bir şey duyarım kadından. Unutmuyorum ben bile. Benim çok acayip psikopat bir hafızam var. Anları bırak. Anlar esnasında kurulan cümleleri de bırak. O cümleler içerisinde kelimelerin neye hizmet ettiğini dahi hatırladığım için. Şimdi biz flört ederken kadın bana orada bir şey söyleyecek. Benim bir sene sonra aklıma gelecek mesela. Çok yorucu değil mi işte? Yorucu işte o yüzden ben de yorulmamak için. Sana da yorucu karşındakine de çok. Ben alıştım artık ya. Hiç yorulmuyorum bu konuda. Ama karşı tarafa çok yorucudur tabii. Ya çünkü tabii. Bir şey söylüyorsa onun arkasında durmak zorunda olduğunu bilmeli yani. Bir de o kadar zeki biri yani o kadar her şeyin farkında olan birinin karşında olması çok rahatsız edici bazen. Öyle mi? Çok. Evet. Düşün yani yanında ve en yakınında ve her şeyin farkında. Bazen insan birini değil kendini bile kandırmak ister. Moralin bozuk değil yani.
Ona müsaade etmeyen biri var sürekli etrafında. Her şeyin farkında. Bunu ama böyle... işte aşk dediğimiz şey burada devreye giriyor. Her şeyin farkında olmasına rağmen değilmiş gibi yapan insana da dönüşebilir o çok her şeyin farkında olan kişi. Ben yaptım bunu mesela. Her şeyin farkındayken hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi yaptım aşık olduğum zaman. Ama onları sonra biriktirdin içinde. Sonra geri dönülmez bir yere taşıdın. O sırada karşındakinin hiçbir şeyden haberi yoktu. Olsun canım. Ben de yani sonuçta karşımdakinin de değil işte. O senin zekandan ya da belirli tanımlamalarından hoşlanıyorsa sen de onun tabii ki aklından, zekasından bir tık hoşlanmalısın. Ben öyle düşünüyorum. Ben denklik arayan bir insanım çünkü. Konuşmada da, tartışmada da falan da filan da. E zaten senin bazı şeyleri anlamazdan geldiğini görüp ona müdahale etmiyorsa bir süre sonra yemişim onun yoğrulmasını yani. O anlamıyorsa ben orada zaten kopup gidiyorum. Diyorum ki ya bu anlamıyor. Çünkü biliyorsun ilişkide aşktan sevgiden daha önemli bir şey varsa o da anlaşılmak. Her şeyde yani. Tabii. Her ilişkide öyle. Tabii. Anlaşılmak harika bir şey bence. Ama biz de yani çok kovaladık zamanında. Bakma şimdi. Hiç kovalamıyormuş gibi konuşuyorsun. Ama lisede işte çok kovaladığım için artık kovalamıyorum şu yaşlarda. Çünkü dediğim gibi finalde bir ama şimdi zaten popülersin artık. Kızlar yani falan. Şimdi bir konuda alfa olması hoşuna gidiyor kadının. Yanlış mıyım yani? Bir yerde başarılı oluyor olması vesaire. Şimdi onu nasıl ayırt edeceksin ki sana gelen hani birileri bana gelsin diyorsun. Oturuyorsun. Ben koltuğumda oturacağım. Sevgili yapmam için birileri bana gelsin. Gelecek de niye gelsin ki sana? Oğuzhan Uğur olduğun için geliyorlar. Bunu da sen biliyorsun. Ama şimdi Oğuzhan Uğur olmak şöyle bir şey. Mesela seni mehtap yapan kaç özelliğin var? Hı hı. Şimdi takipçilerine bir soru sor. Beni neden takip ediyorsunuz diye. Emin ol 100 tane farklı cevap alacaksındır. Tabii. Şimdi seni o 100 cevabın belirlediği başlıkla Oğuzhan Uğur yapanlar var. Ya da mehtap yapanlar var. Bir de onun içerisinden bir özelliğinle ilgili seni Oğuzhan Uğur yapanlar var. Beni Twitter'dan takip etmeye başlayan ve işte oradan bana ilgi gösteren kadınları daha çok beğeniyorum. Daha çok. O bak işte o, kategorize ediyorsun. Ediyorum tabii ister istemez. Yani 10 adım öne geçiyorlar. Çünkü hani Instagram'da saçma sapan bir videomu likelayıp onun altına yorum yapmaktansa ya da bir tane efekt attığım fotoğrafıma çok tatlısın demektense Twitter'da yazdığım bir yazı üzerine fikir üretmiş ve onu beğenmiş. Ne güzel. Çünkü yazdığım şey aslında benim içimden çıkan ve sergilediğim şey ya. O sebeple Twitter'daki insanlar benim için Instagram'daki insanlardan bir tık daha önde başlıyorlar mesela konuya. Daha Twitter şey olmuyor. Yükseliyor şu an. Beğeni. Yok benim çok mesela şu anda sana filtresiz konuşuyorum. Çok da zaten öyle bir ortam var. Ev ortamı yani. Oturduk konuşuyoruz. Ciddi anlamda hadi lan denilebilir söylediğim şeye. Aman falan filan da denilebilir ama kendimle ilgili konuşuyorsam ve başında bir bence varsa evet abi bence Twitter işte yazdığıma değer veren bir kadın bana şey gibi gelmiyor. Oğuzhan Uğur'um ben çok tanınıyorum bu ara. O da işte o yüzden bana yazıyor falan dedirtmiyor. Ha bazen görüyorum üf yani normalde hani ben manav olsam bana harbiden sopayla böyle dokunmayacak kadınların Oğuzhan merhaba çok tatlısın yazdıklarını görüyorum. Diyorum ki ha bu benim bu vasfımdan dolayı bana yazıyor işte onu ödül almışım işte bir yerde programım trend 1 olmuş bu yüzden yazıyor o net zaten çünkü mantıksız anladın mı o kadının bana bir şey yazabilmesi hatırla işte niye, geçen niye öyle diyorsun yavrum o da yani göz var izan var ya o kadar da değil ne ya, alakası var konuşamıyorum şu an açıklayamadım fotoğraf ya yazmazsın bakayım. O kadın ben olsam ben de yazmam bana öyle düşün koltuktasın. Tabii. Millet DM'den kız bakıyor ben Twitter'dan. Twitter'dan likelayanlara bakıyor falan. Yok tabii ki öyle bir bakma şeyim yok. Ama daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Instagram'dan sana yürüyemezler. Hanımlar Twitter'a bekliyoruz mu? Gibi yok. Bir şey. Hayır, ne oldu? Tehlikeli lan yok ederler beni orada. Şimdi konumuz şey ya biz sevgili miyiz? Yani hani nasıl sevgili olduğumuzu anlayacağız. Mesela sevgilin var artık. Olmuş. Koltuk, Twitter'dan işte falan. Onunla sevgili olduğunu anladığınız an Instagram'a fotoğraf koymak mıdır yani? Hani orada mı resmileşiyor? Instagram'a fotoğraf koyduk tabii, artık official. Ya benim bir manitam vardı. Ve söylemiştim kendi programlarımda da. Bir sevgilim olursa o Instagram'ı yıkacağım demiştim. Gerçekten. Yani. Çok özeniyorum çünkü abi. Saçma sapan böyle mıncır mıncır fotoğraflar koyacağım dedim. Ve yaptım da bunu yani hatta. Ama bu tabii ki magazinlere işte sirayet ediyor. Oradan gözler sizin üzerinize çevriliyor. Bugün bile bak benim son sevgilim bir sene olacak işte artık ayrılalı.
ama hala böyle bir Küçük Emrah şarkısı paylaşıyorum. Oo, demek özlüyorsun. Hayır oğlum, ben İki Küçük Emrah şarkısını önceden de paylaşıyordum yani. Ne alakası var? Ne manası var böyle yakıştırmalar yapmanın? Dün bir magazinde gördüm. Bir tweet'i like etmişim. Abi çok doğru bir tespit yapmış. İlla aşık olmana gerek yok o tespiti okeylemen için. Ya da acı çekiyor olmana gerek yok. Ama onu like'ladım diye bir baktım magazin sitesinde. Oğuzhan Uğur bu tweet'i like'ladı. Yoksa oğlum öyle bir şey olsa ben söylerim zaten. Söyledim Peki, de. Bir daha sevgin olsa bu sefer Instagram'a fotoğraf koyar mısın? Koyarım, hemen koyarım. Ya. Tabii. Seviyorum abi yani. Güzel bir ilişkin varsa ve onu bir şekilde güzel yediği yemeği bile story atan insanların yanında benim yaşadığım o güzel destansı duyguyu da elbette paylaşırım yani. Niye paylaşmayayım? Ben paylaşmam mesela. Aferin sana. Yavrum bir gün birine götün düşer. Profil fotoğrafını bile öyle yanak yanağa koyarsın. Doğru, hiç büyük böyle konuşmamak. Hiç büyük konuşmamak lazım. Ben de doğru. Çünkü öyle dedim hep. Evet evet. En son kumsala kalp yapıyordum böyle öyle ya. Videom var. Gerçekten. Böbreğe de benzetti, tam yapamadım. Yo, ben analiz et. Tabii senin katarsis programındaki gibi değil analiz ne haddime ama. Estağfurullah. Yani bence ilişki içerisinde gerçekten çok yoğun ve duygusal yaşayan taraf sensin gibi geliyor anlattıklarından. Yok yahu. Öyle gözüküyor. Dışarıda birçok insanı manipüle ediyorum çünkü. Evet. Çünkü benim kurduğum cümleler direkt noktasına gidiyor. Yani aşkla ilgili bir cümle kurduğum zaman da çok uzatmam yani. Kısa ve net bir cümle kurarım. Bazı insanlar seni çok sevse de o cümleleri kuramıyorlar mesela. Şimdi onların hakkını yemişim gibi oluyor benimki. Evet, evet. Ben böyle yazıyorum. Ben hep böyle of ya Oğuzhan'ınki de çok gerçek falan derler. Ama belki de cümlelerim gerçektir. Ve ben belki de o cümleleri, bana o cümleleri kurduran insandan fazla seviyorumdur. Hiç böyle bakmadı kimse. Bakmasın da zaten. Kötü bir yanımı da ışık ediyorum şu anda. Ben anlıyorum yani, ne demek istediğini. Aşık olurum ama öyle bir yazarım ben ki aşık olduğunu. Ben aşkı seviyorum hani. Aşkın kendisini seviyorum. Onu da çok seviyorum evet. Tabii ki. Ama aşkı öyle bir anlatırım ki sana dersin ki bu çöre düşen bu pezevenk herhalde dersin. Bir de bazı insan karakterleri var ya, hayatının bazı insanların bir numarasında aşk hayatı gelir yani böyle. Hani aşk. Ay sevgilim yok, sevgilim olsun. Bazı insanların ona sıra gelene kadar yani. Hani bir koşturmacası var hep. Benim öyle yani. Hani başka isteklerim var çok. Olursa ne güzel. Ama genellikle yokluğunu aramıyorum hiç. Aşkın hayatımda olmayışını aramıyorum yani. Sen de sanki birazcık öyle gibi misin? Tabii ki. Eğer aşk yaşayacaksam. En iyisi adına, olsun. Evet abi, en iyisinden ziyade aşk olsun ya. Aşk evet. Zaten en iyisidir. Ama İşte senin de dediğin gibi o illüzyon yaşayan insanlar var ya, aşığım değilsiniz. Çoğunuz değilsiniz yani, kusura bakmayın. Öğretilmiş aşk diye bir şey var. Öğretilmiş acı diye bir şey var. O acıyı sevenler de var. O acıya ulaşmak için aşkı meze edenler de var. Falanlar da var. Abi insan hayatı şöyledir. İşin de gücün de başarılıysan ve bununla ilgili planı stratejini kurduysan aşk bir taraftan sana gereksinim gibi geliyor. Diyorsun ki bak öyledir. Aşkı özleyen insanların çoğu artık sadece ona odaklandığı için çok özler. Yoksa bir insan şunu nasıl der abi aşık olmadan? Aşık olmak istiyorum. Ya aşık olmadan bunu söyleyebilme haddine nasıl sahip olabilir bir insan bilmiyorum ama söylüyorlar. Ben de söyledim zamanında. Bir gün şey dedim ya, çok yalnız. İyi oluyor ya, aşk mı gelse ya birden? Tabii, olmuyor. Tabii. Her şey böyle sanki ev tertemiz olur da sonra oturun bir Türk kahvesi mi olsa dersin ya, aşkı sanki öyle istiyormuşum gibi hayatım. Hani bir her şey yerli yerine otursun. O oturdu. Çok güzel. Ha şimdi gelebilir gibi bir şey benim hayatımda. Ya mesela. Rahat batıyor işte insanlara. Şöyle istiyorlar arada sonra. Bana sorsan çok eğlendiğin bir ilişki mi? Yoksa aşık olduğun böyle aşk. Eğlendiğin bir ilişki. Tabii ki dersin. Bir aşık ol. Ondan sonra görürüz. Ya olduk. Biz de olduk da olduğum için söylüyorum yani. O aşk seni bir yerde durduruyor. Bir noktada. Hiç sen olmayan hareketler yapmıyor musun? Ya ben... sen deli misin? Ya. Hem de nasıl? Niye isteyeyim ki öyle bir şeyi? İşte onu başarılı kılan şey zaten hem eğlenebilip hem de aşk yaşamaktır ya. Ha. Benim direttiğim nokta o. Yani ben bir gün bir kız arkadaşıma şey dedim. Ya biz normal manitacılık mı yaşasak acaba dedim. Ya bu aşk dedim çok şey oldu dedim yani. Çok... Kabul etmedi kadın tabii ki. Ha sen dedi normal ki... birebir arkadaşına söyledin yani normal arkadaşın. Yok sevgilimken söyledim. Ha. Baktım aşk yaşıyoruz yani baya böyle işin içine tutku girdi, şehvet girdi falan böyle bir saçma sapan bir yere gidiyor konu. Ve bu beni de
frenliyordu. Onu da frenliyordu. Ulan bu ne oluyor şu an bize falan durumuna sokuyordu. Mantıklı ve matematik bakmamak lazım ama öyle bakmıştım zamanında ve şey demiştim kadına bayağı şu an düşünüyorum çok salakça bir şeymiş. Dönmüşüm şey dedim böyle normal manita olalım biz ya. Yani bu tutku olayını falan siktir et geçelim dedim yani. Normal manitacılık yapalım dedim. Çok bozulmuştu kadın. Sonra düşündüm söylediğim şeyi düşündüm. Çok salakça bir şey söylemişim. Planlayamazsın dedim ya. İşte ben planlamaya bile çalışmışım bunu yani. Ama finalde bakıyorum olmayacaksa adına aşk dememek lazım. Yani sensiz yaşayamam durumu başlığı klişesini gerçekten uygulayamayacaksak yaşamayalım abi. Ben hep böyle baktım, böyle kurguladım. Kadına evet. Ne demişsin durduk yere? Evet ya ne kekoca bir şey lan o. Her bana, şey bu kadar matematik şey, olmak zorunda mı? Bana mesela şey hatırlattı. Bana da böyle 10 yıldır tanıdığım böyle hiç gelip flörtünde söylemiyor arkadaş da değil ama böyle bir şey de var falan. Bir gün bana şöyle bir açıklama yaptı. Ya sen o kadar iyi birisin ki bir de bakıyorum ailen tarafından çok seviliyorsun falan. Hani sevgi dolusun etrafın. Evet harikayım değil mi yani her anlamda. E şimdi ben öyle değil bende. Sana az olur. Okay. Ne demiş lan? Çok ayıp değil mi? Bunun benim suçum. Viraj alamamış çocuk yani. Böyle. Sen öyle mi yapmıştın? Sen harikasın. Ben değilim falan. Ya bu gerçek değil mi mesela bunun yaptıklarınız? Sen çok iyisin. Yapan çoktur. Ben yapmıyorum. Ben birinden ayrılacaksam aynısı hemen... değil mi işte bu anlattığın şey? Ben ayrılmak için dememiştim ona. Tamam yani. Ben onu baktım ki boka saracağız. Evet. Baktım Küçük Emrah filmine gidiyor konumuz. Dedim ki hiç gerek yok yani. Saçma sapan dramlar yaşıyoruz evde. Ulan bir kere sen karşı aşiretin kızı değilsin. Hemen aynı eve çıkılıyor mu peki sende böyle? Yok. Hemen aynı evde. Bir kere yaptım onu hayatımda mesela sadece. Mesela o olmaması lazım. Niye? Çok güzeldi ben. Çok eğlenmiştim ya üniversitede. Ya eğleniyorsun. Ha üniversitede. Üniversitede. Sonra hiç olmadı. Şimdi zor birazcık değil mi? Aşık olursan şöyle söyleyeyim. Çantasında yaşarım yani. Kendimi hiç aşık olmamış gibi hissediyorum seninle konuşurken. Ama abi işte tabii ki olmuşsundur. Benimki belki psikopatlıktır. Ama tekrar söylüyorum. Aşık olursam kadının çantasında bile uyurum. Yani bırak aynı evde yaşamanın verdiği aman ya alışmış hayatım bozulacak falan demeyi. Benim için aşk öyle bir şey ya. Sonsuz. Var mıymış böyle erkekler şey. Ya? Yok ya. Millet yanlış anlayacak. Ya inanamıyorum ya. Ben de diyorum ki neler konuşuruz diyorum. Adam romantik çıktı. Nasıl yapayım? Nasıl boklayacağız şimdi yeni dönem aşklarını? Manipüle ediyorum bak. Bak manipüle ediyorum ama şu anda. Nereden biliyorsun öyle olduğumu? Twitter'da mesela. Beğenecekler şimdi seni. Like. Katar sistem beri konuşmak ister misin? Yalnız mısın abi diye böyle mesajlar geliyor. Şimdi o kadın erkek kavramı kalmadı. Herkes birbirine karıştı. Yani... O roller değişti. Önceden erkek konuşurdu, işte daha önem verirdi. Kadın daha böyle, daha değerliydi kadın önceden. Yanlış cümle de kurmak istemiyorum ama haklısın. Öyle değil miydi? Ama ne söylersen söyle yanlış algılanabilir. Çünkü evet. Yeni dönemde şöyle bir şey var. Twitter'da bugün gördüm. Magazin sitesinde bir cümle üzerinden insanları biliyorsun piç ediyorlar ya Twitter'da. Bugün baktım kadının bir tanesi tabii ki yani erkek arkadaşım ödeyecek hesabı. Aa gördüm. Demiş mesela. Şimdi bunu böyle okuduğun zaman Twitter'da yeni uyanmışsın. Ana sayfadasın. Ne var ya ne alakası var? Kadının kendi ayakları üzerinde durmak yok mu? Seni ağzına sıçayım falan yazıyorsun. Hemen. Şimdi bazı kadınlara güçlü olmak çok farklı başlıklarla öğretildi son yıllarda Türkiye'de. Kadınların çektiği sıkıntılar hepsi bir tarafa. Her başlığı tabii ki derin derin araştırmak ve okumak lazım. Ama bazı kadın da abi güçlüdür. Ama... Kraliçedir. Ama içinde bir prenses olma hissini de taşır. Yani adamın bir tanesi de adam gibi ele alsın konuları kardeşim der. Her şeyi bana bırakmasın der. Kimi kadından bahsediyorum. Hepsiyle ilgili konuşmuyorum. Ne kadar güçlü olursa olsun kadının birini kaybettiğinde ya da çok ağır bir travma yaşadığında sarılmak istediği, ağlamak istediği biri vardır. Bu illa bir erkek olmak zorunda değil. Tabii bir kadın da olmak zorunda. Yani abi hepimiz kadın erkek olarak değil insan olarak bakarsak aciz yaratıklarız. Üzüntümüzü sinirimizi, stresimizi ve beklentilerimizi böyle sadece kendi içimizde özütemiyoruz bazen. Birine ihtiyaç duyuyoruz. Kimisi dostuna ihtiyaç duyuyor, kimisi sevgilisine, kimi bilmem ne. Bende mesela böyle bir şey vardır. Bir kadına kraliçe gibi davranırım ama arada sırada ona prenses olduğunu da hatırlatırım. Bu başlığı öyle bir sırtlandı ki kadınlar son dönemde, birçok kadın yani kadınlar demeyeyim. Ben güçlüyüm demek için ki güçlüler de bazen çok fazla şeyin üzerine kapatıyorlar kendileri içinde. Evet. Sonra bu işte başka bir yerden yara olarak, stres olarak, travma olarak çıkıyor.
Yani o kadar, erkekler için de söylüyorum, o kadar güçlü olmak zorunda değiliz. Evet. Bu yüzden diğer insanlar var. Bu yüzden dostlarımız, ailelerimiz var. Evet, elbette çok güçlüsünüzdür. Ama bazen de birinin omzuna sarılıp ağlamak istersiniz. Bir, bazı şeyleri de anlatmak için yaşıyoruz ya yani. Kadın da tabii öyle, erkek. Yani ben mesela kadınlar hiç bunları konuşmazlar falan diyordum. Daha küçücükken en çok bunu, bu konuyu kadınların konuştuğunu fark ettim. Neyi konuşmaz? Yani ben mesela bir kadınla beraber olsam, o dönemden bahsediyorum. Şimdi bilemem nasıl olduğunu. Şimdi daha o dönem ben nasılım? Ne kadarım? Çapım ne? Ben her sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, birinden hoşlanıyor olsam atıyorum. Ya şu nasıl biri, ismi geçiyor mesela. Nasıl biri o falan. Aa, hiç işi bulaşma. İşte geçen iki hafta önce biz yattık. Hiç sekste hiç iyi değil falan. Ben bu kadar bilgi bana niye yüklendi şu anda? Ben de nefret şok ediyorum oldum ya. Bir de artık okul kantini gibi sosyal medya yüzünden. Şok oldum ya. Birine like atıyorum abi. Bir kadına like atmışım. Bu kadar yani. Bak, like. Evet. Beğenebilirsin. 50 tane mesaj geliyor. Abi o kız bir sen kaldın ha. Hadi sen de takıl. Falan. Bütün oğlum, bilgiler. Evet. İster istemez etkilenmiyor musun? Ben etkileniyorum. Sen deli misin? Etkilenmez olur muyum ya? Yani, benim öyle mesela başlayacak gitti olup biten kaç tane ilişkim var biliyor musun? Çoktur. Geçen sene ya da işte artık yakın zamanda dedim ki artık gerçekten kafamı açtım. Pinch programında da söyledim. Ben dedim manita artık yani daha önce hallenmiyorum kimseye, flörtleşmiyorum ama artık dedim kapımı açtım. Gönül gözüm açıldı. Evet abi, ben sevgili istiyorum dedim açık açık programda. Ondan sonra bana mesaj atan ya da benim mesaj programda atan, mı söylüyorsun bir de bunu ya? Çok fena. Her şeyi söylüyorum yani orada programda. Çok açık konuşuyorum. Çok iyi. Yani böyle bayağı bana mesaj atan kadınlara da böyle eyvallah deyip geçmemeye başladım. Ne güzelmiş ha, bu kitabı okuyormuş. Oha ya bak gerçekten geç falan. Saçma sapan işte, o zaman biliyorsun aşk yok, bir şey yok. Tamamen görsel olaylarla, fiziki şeylerle falan. Böyle geçiyorsun, ediyorsun. O dönemde bir kadınla konuşmaya başladım mesela, sektörden de bir hanımefendi. Bayağı şey. Tatlı. Güzel yani. Tamam. Çok da güzel akıyor. Akıyoruz yani tabii. Ama. İşte yaz geliyor. İşte tekne planları falan yapmaya başladık. Çok ben iyi. Dedim ki kadını plan yapıyorum falan. Çok iyi zaten. O kadar. Ama tamam. Çok şeyiz. İnanılmaz resmiyet var tabii. Böyle ne yaptın seni şurada gundikliğim falan gibi sohbetler yok. Çünkü yapıyorlarmış işte. Bak asistanım Ceren gördü. Dedim ki bu kadın dedi, ne demek istemiş? Ellerimizi gel demiş. Ellerimizi kullanmayalım mı? Sanırım şey falan. Otokadın mesajı. Kala kaldık böyle falan. Neyse. Ama hiç bu laçkalık da değil yani. Böyle tatlı tatlı gidiyoruz. Abi bizim ekibin bir grubu var. Attım dedim ki nasıl dedim. Olur mu dedim. Ne diyorsunuz dedim falan. Dersin abi. Arkadaşınla bir dedikodu istişare yaparsın. Tamam. Abi o şeyin. Aa geçen sene şey. Evet ya o. Tamam. Okey. Ben buna okeyim. Bende de aynı. Gıcık oluyorum. Tamam. Gıcık oluyorum. Ama herkes herkesin her şeyini biliyor o zaman. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben Oğuzhan Uğur'la takıldım diyenler de vardır. Hiç alakan yok mesela. Sen evet de mi? Şimdi. Olmuş. Sen birini ona sorarsan adam, yani kızı ona sor, onlara soruyorsun. Belki adam işte onun bilmem tabii canım, bilgi kirliliği tabii de olabilir. İşte emin olman lazım. Son dönem o yüzden bilerek şalteri kapatıp evet. Zaten o sebeple sevgili olabilirim. Hiç kimseye fotoğraf falan atarsan yoktu. O iş bitti. 3 saniyede vazgeçirirler. Aynen yani. Öyle geçirdiler. Kaç hiç tane ilişkimi yediler. Evet. Pislikler. Yani gerçekten bu kadınlar arasında da böyle mi dersen evet. Herkes herkesin her şeyini biliyor. Buradan söyleyelim yani. Herkes konuşuyor. Kadınlar konuşamaz zannediyorlar güzel ama. Güzel. Nasıl güveniyormuş. Nasıl güveniyormuşsam kendime. Ya yok, ben böyle bir bilgi istemiyorum. Bana söylemeyin arkadaşlar. Bazen de niye oluyor biliyor abi musun? Bir de seni özel yani. Hayırdır yani. Hayır, senin nasıl eleyecek başka türlü? Abi ben mesela sinir olurum. Kadına aşık oldun. Öncesinde onunla ilgili kurulmuş bir bana cümle geldiler diyorsun. Mesela. Oğuzhan Uğur nasıl dediler. Ben sana eğer kendim yazacaksam ileride şey dedim. Yok ya, geldi geçen bize programı. Konuşmayı bilmiyor falan derim ya. Ne ayıp ayol. Öyle demeyeceğim. Şaka evet, yapıyorum. Tamam. Ha öyle şey, öyle bir şey de var yani. Var canım. Bir taraftan rakip eleme diye de bir tabii şey var. Ki, tabii ki. Ama ben daha Anadolu çocuğu olduğum için bana ayıp geliyor. Çok ayıp. Ya benim sevgilimin orasını burasını ya da özel hayatını çok ayıp başkası ağzına nasıl sakız edebilir abi? Ne münasebet yani. Bir de gelecek bana diyecek. Abi sen kaldı ya piyasada onunla takılmayan falan. Sana ne? 2000 tane adamla da birlikte olmuş olabilir. Sen kaç tane kadınla birlikte oldun acaba? Ki sen olsaydın sayardın. Ama yani insanların bedenen kirlenişini anlatan o cümleler 2022 yılında falan iğrenç geliyor bana artık.
başkalarıyla. Ve bir sürü sevgilisi olmuş geçmişteki, evet, sevgilisi olan kadınla da tabii ki beraber olabilirim. Ya kimseyi ilgilendirmez. Ne abi olsun. Yok helal efendim falan filan. Tam tersi daha güzel abi, tecrübe işte. Karşına yani keko böyle ne bu? Oha oha bu o resmen. Mesela neden bahsettiğimi bilmiyorum burada. Atıyorum mesela. Her şey her dediğin çok doğru. Hiç karşı şey çıkmıyor. Kurban işte bu manipülasyon. Manipüle ettin beni tabii, tabii, gerçekten. Yani bilerek senin de hoşuna gideceğin verileri içine koyup kendi pis fikirlerimi de dayatıyor olabilirim. Hiçbir pis fikir var mıydı? Onu montajda görürsün. Herkesin. Burada olan herkes manipüle oldu mu? Herkes olmamıştı etti. Da ben misafirim diye kibarlık yapıyorum. Bu tatlı programıma katıldığın için. Bitti mi? Bitti. Ne yapayım? Aşk diyorum diyorsun ki ya çok falan diyorsun ya. Senin yaşadığın şey herkes yaşamıyor ki. Dünyada belki 10 tane falansınız. Yavrum şimdi şu sisteme geçildi mi bana onu anlat. Mesela 2022 sistemi, çünkü ben de artık 2023'te evet, de manitam olsun istiyorum mesela. Şimdi buradan duyuruyoruz. Evet. En son sevgilim olsun istiyorum dedikten kaç süre sonra sevgilin oldu? Fırat ve Ceyda'dan bir 6 ay sonra oldu. Değil mi? Bravo. 6 ay sonra oldu. Fırat ve Ceyda bana özel program yaptılar. Öyle niye mi? Niye manitası yok diye. Ha. Hatta orada birini ayarlamaya çalıştılar falan. Öyle mi? Evet. Tamam, bu programdan sonra da hayır, bakalım. Hayır, bırak şimdi. Takipçi olayları biliyorsun. Evet. Onları geçeceksin. Yani insan ekmeğine de hallenmez yani. Siz bizi izlemeye devam edin. Bize abone olun ama böyle şeyler düşünmeyin. Evet. Şimdi biz yakın çevremizden bahis açalım. Tamam. Senle ben artık arkadaşız sonuçta. Evet. Şimdi senin bir görevin değil mi bu? Yani olsan baksana şu kız hakkında ne düşünüyorsun falan. Ya da ben senin öyle kesinlikle bir... Kesinlikle bence böyle olmalı. Hah, onu diyorum işte. Ama işte bu da eskidendi. Şimdi yok ki kimse de öyle. Yapalım, başlatalım abi. Bir şeylerin eskidendi denme sebebi eskide bizim bırakıyor olmamız. Biriyle birini tanıştırma. Evet abi, beni biriyle tanıştıracaksın mesela. Sen bundan sonra görevin bu. Misyonun bu mu? Evet. Tamam, bu iş bende. Ben ama ne, sende de benim nasıl birinden hoşlandığımı nereden biliyorsun mesela? Bu ne ya? Bu nedir? Bu nedir? Sen ben onu bana kıza, bırak. Nasıl sana sen bırakıyorum? Benim, bu, nasıl ben sana bir şey söyleyeyim. Benim evlendirdiğim 3 çift arkadaşım var. Boşandırdığın kaç tane var? Hiç yok. Aferin. Ne zaman başlıyoruz? Böyle bir... Senin böyle bir şeye ihtiyacın var mı? Ben de ona göre misyonumu bileyim. Teşekkür ederim. Bana artistik yapma. Yani gerçekten şu anda mesela bir sevgiliye ihtiyacın yok mu? Yok. Gelip böyle hiç. Olsun yapan böyle birini istemiyor musun? No. Çok arkadaşım olduğu için çok sevgi dolu. Çevrem çok sevgi dolu. Böyle aşk sanki artık beni uğraştıracak bir şeymiş. Yavrum arkadaş tamam, bizim de çok arkadaşımız var da şöyle kıyıda köşede bir sıkıştırılasın gelmiyor mu yani? Bir erkek tarafından. Şöyle hani yavrum. Sen deyince bir. Şöyle. Hayır işte tam anlatmak istediğim şey bu. Ben şimdi normal Oğuzhan Uğur olarak devam edebilir miyim? Program tabii ki. Bitiyor denince şimdi kendine. Evet kendine. Evet şimdi madem çünkü evet, sonuçta kadının programı. O istediklerini sorsun, o konuşmayı yapalım, şimdi bir bana bir geçelim. Lütfen. İstemiyor musun yani? Baksana köpeğim bile böyle şimdi... yapıyor. İstiyor abi. Her akşam neler yapıyor burada anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Denge şöyle bir şey. Benim hiç hayatımda öğrendiğim en güzel şey denge. Hı. Bunu çok istiyor olabilirim ama bunun karşısında bile bunlar var ya. Hani. Babacığım ne konuştuk programın başında? Evet. Bunların planı programı olmaz. Evet. Hiç şöyle bir ürperesin gelmiyor mu? Şöyle bir erim, ya, erkeğim diyeceğim yok, böyle bir adam istemiyor musun yani? Ya olursa neden olmasın ama böyle bir şey aramak böyle. Ha, aramıyorsun da istiyorsun sonuçta. Kim istemez? Siz istiyor musunuz mesela? Bekar var burada herkes. İstiyor musun? Birden sevgi. Bak istemiyorum. Bak istiyorum. İstiyorum dedi kız. Sen ne demiyorum, bu zaten benim asistanım, her şeyi istiyor. Senin asistanın adı ne asistanın? Seninkine söylüyorum Nida. Pardon? Bak o, kız o zaten... bayağı bildiğin açılmış ortaya kafa attı az hemen. Kim istiyor dedim böyle yaptı. Evet. Bak böyle senin asistanın ne güzel şöyle yaptı. Hayır dedi. Cool. Benimki oran benim kafa sallıyor. Benim asistanım böyle mi yaptı ben? Cool mu yaptı? Evet. Benim asistanım sana böyle cool yapar burada, eve gidince de üniversitede bir çocuk var. O çok tatlı. Bir tanesi bana şey yazdı geçen, Oğuzhan ne demek istiyor sence falan. Değil mi? Evet, ya, bunlar işte flört. Flört çok tatlı. Yavrum flört mü istiyorsun? Sen ne istiyorsun açıkla abi. Çünkü sen bana şimdi birini ayarlayacaksın. Evet. Ve ben de senin bunu karşılığında... Hiç borçlu hissetme. Sana böyle hiç, karın kaslı böyle... Hiç öyle. Böyle ben utanıyorum. Ben i̇şte arkadaşına söylüyorsun işte. Konu olunca, konu aşk olunca onu biliyorum ya mesela flört edeceğiz ya. Ha. Giremiyorum şeye yani. Ben de hiç senin farkında olmadan oluyor. O zaman buradan izleyenler bilsin. Mesela seni ya da dinleyenler. Evet.
Seni nasıl etkiler mesela bir erkek? Hiç konunun öyle olmuyor olması lazım. Arkadaşımken böyle eğleniyorken. Hiç konunun öyle olmuyor olması lazım. Çok utanıyorum. Ne demek ya? Çok yani utanıyorum. Yan yanasınız yanlışlıkla şöyle. Ya mesela hayır. mesela böyle yürüyecek kadınların, ya. Hani kadınların şaşırma refleksi var ya bir de öpüşünce. Ben kadınları temsil etmeden konuşuyorum. Hiç kimseyi öpmedim ama falan. Bunun hiç gibi kadınları temsil etmeden konuşuyorum bu arada. Ben de elbette kimseyi genelde konuşuyorum. Erkekleri temsil etmiyoruz. Hiç. Yani sen şöyle mi mesela normal gidiyoruz. Çok utanıyorum ve gülmem geliyor. Bak geçen gün neyse söylemeyeyim. Söyle ya ben sana her şeyi anlatıyorum. Mesela biri bana romantik bir konuşma yapacak onu hissediyorum ya. Ölmek istiyorum o. Mesela? Mesela işte duygularını açıklayıp yemek yiyelim işte bir şey konuşacak ya. O kadar yani yok olmak istiyorum oradan. Bu da şımarmış. Aa. Şımarmışsın tabii. Ama bir şey canım, bu şımarıklıkla alakası yok. Romantizmi sevmiyor olabilir miyim acaba? Bak bizim aşka falan ihtiyacımız yok. Evet. Gerçekten yok. Olduğu zaman başımızın üstünde yeri var. Ama olmasına zorlamak aşk diye başka bir türlü hissi yaşamak ve onu anlamlandırmak anlamına geliyor. Hiç gerek yok. Bu ülkede önce arkadaş olmayı becerebilsinler. Ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Oğuzhan Uğur konuğumdu. Ya çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kurban olurum. Gerçekten teşekkür kafam çok karışık. Çağırmıyorsun ki.